Valla canım. Başkanım, Sayın Jandarma Bölük Komutanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanım, Sayın İl Genel Meclisi Üyeleri, Sayın Daire Amirlerim, Sayın İş Adamları, çok değerli türkü yürekli konuklarımız, bu yıl ilk defa düzenlediğimiz konserimize ev sahipliği yapan Balyan halkı, Balyan köyleri, türkü şölenine hoş geldiniz. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz adına saygı duruşuna ve ardından da İstiklal Marşımızı söylemeye de davet ediyorum.
yaşamaya devam eden örnek insanların topluluğudur. Dağda bir balyan düğünü olur, bakarsınız herkes orada. Ovada bir cenaze olur, bakarsınız tüm balyan halkı sel olur, cenaze evine akarlar. Çok güzel birliktelikleri var bu harika insanların. Biz de televizyonlarda türkü programları yapan, konserler düzenleyen bu yörenin insanlarıyız. Türkülerle televizyon programları köy köy yapılıyor, tek tek köyler geziliyor. Gelenek ve görenekler, insanlar, renkli hayatlar anlatılıyordu. Fakat çevrede toplu olarak yapılan ve balyanlıları bir araya getiren bir kültürel etkinlik olmadığını gözlemlemiştik. Tüm köylülerimizi kapsayan bir konser programı niçin olmasın diye düşündük. Ve istedik ki... ...ediyoruz. Selamlamak ve konserimizle ilgili konuşma yapmak üzere köy muhtarımızı sahneye davet ediyorum. Evet. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, İlçe Bölük Komutanım, Emniyet Amirim, Daire Müdürlerim, çok değerli misafirler, sevgili dostlar, Balyan Köyleri Kültür ve Müzik Şöleni'ne hepiniz hoş geldiniz. Çok değerli dostlar, bu kültür ve müzik şölenin düzenlenmemizin sebebi birlik ve sevgiyi paylaşmak. Kültürümüzün gereği olarak hiç kimseyi ötekisinden ayrıt etmeden hep bir arada kardeşçe yaşamaktır. Ülkemizin barış ve huzura en fazla ihtiyacı olduğu bu dönemde katkıda bulunmaktır. Sevgi, birlik, barış ve hakimin olduğu toplumlarda her zaman güzelme ve yükselme refah olmuştur. Ama bundan yoksun olan toplumlar ise daima yıkılmaya mahkumdurlar. Saygıdeğer misafirlerimiz, programımız çok yoğunluğu nedeniyle fazla sözlerimi uzatmayacağım. Yalnız bu arada bu şölenin düzenlenmesinden bizlere maddi ve manevi olarak katkıda bulunan iş adamlarımıza Sayın İbrahim Güngör Beyefendi'ye, Sayın Mehmet Seren Beyefendi'ye, Sayın Aydın Beyefendi'ye, Sayın Bekir Özkan Beyefendi'ye, Düzenlenme Komitesi adına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca bizde tek bir kuruş dahi maddi menfaat beklenmeden bizleri onurlandıran büyük halk ozanları Sayın Muharrem Temiz, Sayın Erdal Erzincan, Sayın Mercan Erzincan, Sayın Seval Eroğlu'na ve diğer tüm mali sanatçılarımıza Tertip Komitesi adına huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hatun Bey, biz çok teşekkür ederiz. Dürüm, Argulan Belediye Başkanı, Malatya Cem Vakfı Başkanı Eşref Doğan, Sayın Üniversite Eğitim Görevlileri, Sayın Muhtarlarım, basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Balyan Köyleri Kültür ve Türkü Şöleni'ne hoş geldiniz. Balyan aşiretine ait tarihçeyi kısaca özetlersek 740 yıl öncesine dayanır. Balyan aşireti Elazığ'ın Keban bölgesiyle Tunceli bölgesine yerleşik iken bölümler halinde geldikleri ve bu nedenle aşiret başkanların bulunmadığı görülmüştür. Balyan aşireti 1243 yıllarında Elazığ'ın Keban, Maden ile Tunceli'nin Mişar bölgesindeki Seydan aşiretine bal ve birim oymaklarındadır. Balyan aşireti Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 8 köy, Doğanşehir ilçesinde 9 köy, Yeşilyurt ilçesinde 7 köy yerleşmiş olup 24 köyden oluşmaktadır. Doğanşehir bölgesine yerleşenler Balaban aşiretine bağlı olarak
buraya gelerek yerleşmişlerdir. Doğanşehir bölgesine yerleşen Balyanlar ilk yerleşim yerleri eski köydür. Daha sonra nüfus yoğunluğu nedeniyle orada ayrılmak zorunda kalmışlardır. Hatta bugünün yaşayan yaşlılarımız bilirler. Kenalil, Şatır Obası, Çömlek Obası, Gür Obası ve Polatdere Köyü eski köyden ayrılmışlardır. Balyan aşiretinin temelden bu yana hiçbir zaman devlet ile ilişkisi bozulmamıştır. Daima devletine bağlı kalmıştır. Hele Cumhuriyet'in kurulma aşamasında çok büyük destek sağlamışlardır. Günümüzde ise Balyan köylerinde okuma, yazma oranı yüksek olduğu için bu süreç devam etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet yaşadığı sürece bu böyle devam edecektir. Buna da hiç kimse asla ve asla kuşku duymamalıdır ve duymayacaktır. Başkanım, dışarıda bu şören dolayısıyla aramızda bulunan uzaklarda gelen değerli hemşerilerim, saygıdeğer misafirler, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. İlkini düzenlenmiş olduğumuz Malatya Doğanşehir Balyan köyleri ve Türkü şölenine hoş geldiniz diyorum. Sözlerimi fazla uzatmadan inşallah bundan sonraki şölenlerde sadece türküler konuşulmayacak. Bu köylerin sorunları da konuşulacak ve tartışılacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Birbirinden değerli konuklarımız var elbette. Cem Vakfı Başkanımız Sayın Eşref Doğan da bulunuyorlar. Kısa bir konuşmaları olacak. Kendilerini kürsüye davet et, sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol, çeşitli yerlerden gelen değerli insanlarımız, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. İlkini gerçekleştirmek üzere olduğumuz şu anda burada bulunmaktan memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Hava biraz soğudu, zarar yok. Ama kardeşim az Balyan halkının yüreğindeki sıcaklıkla bu soğukluğu hissetmeyeceğimizi, tam tersine böyle sıcak bir atmosferde iyi duygularla burayı terk edeceğimize inanıyorum. Demin değerli konuşmacı arkadaşlar Balyan'ın kısa tarifesini belirttiler. Konuşamadım değil mi? Yalnız 24 köy Balyan köylerinin tasdikinin dışında kalan Balyanlı dostlarımız var. Onların da gücenmemeleri gerek. Değerli misafirler, Malatya, Doğanşehir, Akçada, Yeşilyurt, Balyanlı bir akraba kayımı da Adıyaman topraklarında Tocak Balyan olarak bulunmaktadır. Keza gene Balyanımızın çok değerli. Çocuklarınızı okutabildiniz mi? İki kızım okumadı, oğlum okudu, mühendis oldu dediler. Peki neden kızları okula göndermediniz diye soru sorduğumuzda ben kızları okula gönderdim dedi. Ama benim kızlarım okumadı. Nasıl okumadı? E kızlar liseyi bitirdi, okumadılar dedi. Anlıyor musunuz? Balyan köylerinde okur yazar oranı %100. Ve meslek edinmemişlerse liseyi bitirene okumuş gözüyle bakmıyorlar. Bu da Balyanlıların bir özelliği, onu belirtmek istedim. Sağlık Sayın Kaymakamımdan plaketinizi alacaksınız efendim. Hoş geldiniz siz de. Sevgili Balyanlar, değerli emekçiler, değerli köylüler, hepiniz hoş geldiniz, hepinize teşekkür eder. Bu gibi şenliklerin, bu gibi birlikteliklerin devamını temenni ederim. Sağ olun.
Şimdi burada iş adamımız İbrahim Bey başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar. Sağ olun. Zan, Sayın Aydın Aydın'a vereceğiz. İşlerini bırakıp geldiler. Bir hafta 10 gündür. İnanın para kazanmıyorlar, para harcıyorlar buraya. Samimiyetle söylüyorum. Sayın Aydın Aydın plaketlerini Doğanşehir İlçe Jandarma Bölük Komutanımız Sayın Harun Yılmaz'dan alacaklar efendim. Efendim hoş geldiniz. Ben size şöyle takdim edeyim. Ben de bu gecede oluşmasında, gerçekleşmesinde tüm emeği geçen değerli arkadaşlarıma teşekkür eder. Bu gecelerin devamını diler, saygılar sunarım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Kir Bey, yardımlarınız, destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Başkanımdan size ufak bir plaketimiz olacak. Buyurun efendim. Ben de hepinizin huzurunda değerli iş adamlarımıza bir daha teşekkür ediyorum. Karşınızda gördüğünüz Hasancan köy evi, Güroba'da Güroba köy evinin yapımını üstlenen Bekir Özkan beyefendi. Sadece iş adamlarımıza bir de şunu söylemek istiyorum. Çömlek Oba'da bunları kıskanıyorlar. İlla bizim köyün de köy evi yok. İnşallah içimizde bir iş adamı daha çıkar. Çömlek Oba'da bir köy evi kazandırırız. Oldu mu muhtar? Peki, teşekkür ederim. Ben de bu katkılarından dolayı, bu hayırseverliğinden dolayı Sayın Bekir Özkan'a huzurunuzda plaketini vermek için çağırmış bulunuyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Bekir Bey, İyi akşamlar dilerim. Hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Bu topluluğumuz ne güzel bir şey, bizi onurlandırıyor. Ne kadar yardım etsek de az geliyor. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim, teşekkür ederiz. Böyle buyurun. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Ben size bir şey yapayım. Şöyle resim çekileceğiz. Şöyle dönün. Evet. Buyurun. Mehmet Bey, damını diliyorum. Elinize sağlık. Mehmet Bey, bir iki cümle. Sayın değerli Doğanşehirli, sayın değerli mensuplarımız, sayın değerli hemşehrilerim. Hepiniz bu akşama ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim ve hepinize saygılar sunuyorum. Bunun devamını da dileriz. İnşallah beraberlik bütünlüğünde her zaman bozulmamasından, bütün beraberliğin her zaman devam etmesinden yana olacağız. Hepimize iyi akşamlar diliyoruz. Hepinize saygıyla selamlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Mehmet Bey. Buraya akışkanlığını sağladı. Çok teşekkür ediyoruz ve hiçbir maddi karşılık almadılar. Bunu bilmenizi isterim. Sağ olsunlar. Argoman Türkü Ses Yarışması yapıldı ve çok güzel sesli bir kızımız var. Şimdi konuk sanatçımız. Onu sahneye davet etmek istiyorum. Sazıyla, sesiyle Özlem Özdemir. Herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Ben de Malatya hekim anlayayım. Burada sizlerle beraber olmaktan inanın çok mutluyum. Biraz soğuk ama içim sıcak. Kendimi kısaca tanıtayım sizlere. Özlem Özdemir, 1981 Malatya Hekiman doğumluyum. Argoman Türkiye Yarışması, bu yıl yapılan 2009 Argoman Türkiye Yarışması üçüncüsüyüm. Aynı zamanda bir eğitimciyim, sosyal bilgiler öğretmeniyim.
halk müziğine, halk kültürüne gönül vermiş insanlardan biriyim. Elimden geldiği kadar koşturmaya çalışıyorum. Buraya aslında gelmem de çok ani oldu. Birkaç gün içerisinde bir bilgi geldi, davet edildim. Çok çok mutlu olarak, severek geldim. Sazımı kapıp geldim artık. Güzel güzel türküler okuyacağız sizlere. Thank you.
Çok çok sağ olun. Aşık olup beni verdim bir cana her dem
yollara yazmışlar. Yetişmiş müzik bölümü öğrencimiz var. Babası da burada etkinliklerimizde görev aldı, İzzettin Şahin. Pırıl pırıl bir genç kız yetiştirmiş. Karşınızda Melike Şahin. Thank you.
Cümleten ölürüm, dağlar aman aman, yollar aman aman. Gele canım, oy canım, yine canım. Bakalım. Kafana göre.
Ancak derdi çeken bilir yarom yarom zal. Ancak derdi çeken bilir yarom yarom zal. Güldüğüm gelmez aklıma yarom yarom zalım. Gözyaşını döken bilir yarom yarom zal. Gözyaşını döken bilir yarom yarom zal. Ellerin açtı bu yara yarom yarom zalım o. Dost değil ki gele sara yarom yarom zalım. Anladım ki baktım dara yarom yarom zalım o. Derde düşüp çeken bilir yarom yarom zalım. Derde düşüp çeken bilir yarom yarom zalım. Bir güzel sevdası serinde tüter. Bu ayrılık bana ölümden beter. Geçti göz kevan, eyleme beni, eyleme beni. Ayrılık bana ölümden beter. Geçti göz kevan, eyleme beni, eyleme beni. Başta oturup bir güzelim derdi beni bitirir. Bu ayrılık bana ölüm getirir. Geçti göz kevan, eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bana zulüm getirir. Geçti göz kevan, eyleme beni, eyleme. Thank you.
Abdal Pir Sultanım, dağlar aşanım. Aşık dostluğuna en gün düşelim. Çok nimetim yedik, helallaşalım. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Çok nimetim yedik, helallaşalım. Geçti dost kervanı, eyleme beni. Ey şahım bakışlım, yüreğim sazlım, işte ben gidiyorum. Allah'u gözüm, Allah'u gözüm, ne sen beni unut, ne de ben seni. Hüde hüde hüde, ben, hüde hüde hüde, ben. Haramı çok, engel arada, engel arada. Unutma sevdiğim, ben de sırada. Kendim gider ama, gönlüm burada. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ne de ben seni, hüde hüde hüde. Ben, hüde hüde hüde. Ben. Hüseyin'im der ki gülbezim soluk, gülbezim soluk. Alnımıza yazılmıştır ayrılık. Vallahi sevdiğim gönüller birlik. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ne de ben seni. Hüde hüde hüde, ben. Hüde hüde hüde, ben.